Hoş geldiniz İkba Hanım. Siz şöyle geçin, ben geliyorum hemen. Tabii. Ben notlarımı aldım, kalkıyorum Ferit Bey. Şu mahkemede aleyhimize kullanılan dosyanın fotoğrafları. Bugün alıyoruz değil mi onları? Bizim avukatlar birazdan savcılıktan almış olurlar. Zaten hemen incelemeye vereceğiz. Nerede, ne zaman çekilmiş hepsini öğreneceğiz. Tamam. İkbal Hanım, ben bugün evden çalışacağım. Siz de şirkette işleri toparlayınca Engin'le bir uğrarsınız buraya. Tabii. Fotoğraflar konusunda da lütfen azami güvenlik sağlansın. Bilgi sızmasın yine. Siz merak etmeyin. Ben her ihtimale karşı şirketin bilgi işlemini bile vermiyorum. Dışarıdan güvenilir bir yere inceleteceğiz. Hatta mail olarak bile atmıyorum. Tarık çok güvendiği birini ayarladı. O götürüp getirecek. Teşekkürler. O fotoğrafları çekeni bulmamız gerçekten çok önemli. Belki o pisliği mahkemenin önüne delil olarak atarız. Hakan'ın çirkin oyunları ortaya çıkar. Doğru söylüyorsunuz. Kolay gelsin Ferit Bey. Siz buradasınız. Yani işe gitmemişsiniz. Sen demedin mi şirket kasvetliye, ferah diye? Hak verdim sana. Bugünlük buradan çalışmaya karar verdim. İyi fikir. Ferit Bey, ben çalışırken de siz tam olarak orada oturmaya devam edecek misiniz? Evet. Bu yemekleri nasıl bu kadar lezzetli yapıyorsun, ona bakacağım. Mutfak sırlarla doldurur Ferit Bey. Ya ben sırlarımı paylaşmaktan pek hoşlanmıyorum. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Bence zaten zevkli olan kısım yapmak. İzlemek sıkıcı. Vallahi sıkılırsınız orada. İşte ben de bunu merak ediyorum. Sırf buna özel programlar, kanallar var. İnsanlar saatlerce izliyor. Bakalım benim ilgimi çekecek mi? Aferin o insanlara. Ben de rahat etmeye çalışayım. Ben de bakayım bugün menümüzde ne var? Menü yok. Yeni yemekler yazılmış. Çok güzel de. Ferit Bey, ben bunları yapamam. Niye? Yani çok özel bir şey istemedim. Portakallı pekin ördeği falan yazmıyor. Çok zor olmamalı. Ben portakallı pekinör değil, güzel yaparım. Da bunları yapamam çünkü malzeme yok. Şimdi sizin isteğiniz doğrultusunda biz alışverişi haftalık menüye göre yapıyoruz. Ya bana kalsa ben her şeyi yığarım, mis gibi hiç eksiğimiz olmaz. Ama sizin isteğiniz doğrultusunda olduğu için bunları yapamam. Evet, çünkü malzemeler çürüyor, bozuluyor, bakliyat güve yapıyor, karınca geliyor falan. Aman Ferit Bey, gelsin ne olacak? Ah, bu mutfak benim olacaktı var ya, ben böyle boydan boya yardırırdım bakliyatı. O zaman hiçbir derdimiz olmazdı. Ay bu eksik, ay şu gedik. Her aradığımızı pıt diye... pıt diye bulurdum. Ve böylece yemekleri yapabilirdim. Ama güzel bir sorunumuz var. Mutfak benim değil. Ben burada çalışıyorum. Ve en iyisi alışverişe gideyim. Hava da çok sıcakmış ama olsun. Gideyim yine de. Ne olacak canım, altları menüyü değiştirmişsiniz. Bir koşu gider gelirim ben bu sıcakta. Elimde poşetlerle geri gelirim. O yokuş da nasıl bir yokuş biliyor musunuz? Çık çık bitmiyor. Çalışanım, emekçiyim. Siz de patronsunuz. Hep işte patron sınıfı, işçi sınıfı. Mesaj alındı. Hadi ben seni götüreyim şarjı. Ay yok, hiç kabul edemem ben bunu gerçekten. Çok zahmet olur size. Şimdi klimalı mutfağı bırakacaksınız. Üstü açık arabaya kadar yürüyeceksiniz. Arabanın da üstü açık, böyle güneş falan geçer. Yok, gerçekten teşekkür ederim, kabul edemem. Hadi yarım saatte gider geliriz. Hemen giyineyim o zaman. Daha hızlı giyinebilirim. Giyindim. Koşarak. Telefonumu da alayım. Burası. Hadi Nazlı, git yap alışverişini. Bekliyorum burada. Ferit Bey, bir cümle meyve sebze alemini istemişsiniz maşallah. Karpuz var, kavun var. Ya ben zaten karpuz kadarım hep topu. Nasıl taşıyacağım hepsini? Ah, Tarık olsaydı. Oh.
mis gibi. Koy Şeref abi, doğru. Çanakkale kızım, Çanakkale. Ha. Şuna da bakayım. Nazlı hadi ya, kaç saat oldu? Hem biz manav alışverişlerimizi niye anlaşmalı marketlerden yapmıyoruz? İyi yemek öyle kolay olmuyor Ferit Bey. Ayrıca ben marketin meyvesini sebzesini sevmiyorum. Onlar tatsız tutsuz, kuru kuru. Ama merak etmeyin, buralarla hep anlaştım. İkbal Hanım aylık ödeme yapıyor. Nazlı! İsmail abi nasılsın? Nazlı kızım, ne o dükkanıma uğramıyorsun? İsmail abi bizim peynirci. Çok güzel otlu peynir geldi. Kusura bakma İsmail abi, bu hafta listemde değilsin. Hem otlu peynir biraz kokuyor, biz o tarz kullanmıyoruz. Allah senin patron da hiç ağzının tadını bilmiyor ha. Görüşürüz İsmail abi. Söyle o patronla, o kokuyor, bu kokuyor diye konuşuyormuş. Her şeyin doğalını istemesini biliyor ama çiftlikten. Köy tezek kokar. Senin o patron acaba hayatında hiç köy görmüş mü be? Kolay gelsin İsmail abi, uğrarım haftaya. Peki. Şeref abi, bizimkiler hazırsa biz tamam, gidelim artık. Tamam kızım, hazır. Tane yeni bunu mu aldın? Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Maşallah, bu da sulak yerde büyümüş. Kolay gelsin Şeref abi. Hadi güle güle. Esnaf bugün böyle çok şakacı. Sizi çok sevdiler galiba. Hadi gidelim, patronu bekletmeyelim. İkbal Hanım, beni bir çimdikler misiniz? Nazmiye Hanım'ın işleri işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İkbal Hanım, Tarık'ı arayıp söyler misiniz? Nazlı'nın evinde nar ekşisi varmış, onu alıp getirsin. Evdekiler yerini biliyordur. Nazlı'nın evinden nar ekşisi mi dedi? Nazlı'nın evinden nar ekşisi dedi. Teşekkür ederim. Vallahi çok zahmet oldu size. Rica ederim. Var mı fotoğraflardan bir haber? Savcılıktan alındı, incelemeye gitti. Haber bekliyoruz. Heh, söyle. Söyle. Bir şey yok, bir şey yok. Gel. Ahem.